Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri, turumuz Tumuzu'yla devam ediyor ve şimdi de sizlere Kahramanmaraş'ımızdan sesleniyoruz. KHB İnşaat'ın konu olduk. Yanımızda firma sahiplerinden Mustafa Bey bulunmakta. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Bütün herkesi ekran başına davet ediyoruz ve gelin inşaat sektörünün önemini bir kez daha dinleyelim diyoruz. Mustafa Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Allah iyilik versin diyoruz. Öncelikle herkesi Kahramanmaraş'ımıza davet edelim değil mi? Tabii, muhakkak. Gerçekten tamam. Görülmeye değer güzel bir ilimiz. Güzel bir ilimiz. Son zamanlarda gelişimini daha çok yapan, gelişmekte olan bir ilimizdir. Hele inşaat sektöründe daha da ileriye doğru gidiyoruz. O zaman ne diyoruz? Herkes buraya gelsin, Kahramanmaraş'ımızı gezsin ve bir de yatırım yapsın, ev alsın. Yani bekleriz herkesi. Süper. Peki Mustafa Bey kimdir? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Mustafa Bey, inşaat mühendisiyim ben. Hı hı. Kahramanmaraşlıyım. Yaklaşık 27 senedir Kahramanmaraş'ta mühendislik ve müteahhitlik yapıyorum. Yapsat da yaklaşık 10 senedir, 12 senedir yapıyoruz. Hı hı. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar değil tabii ki. Parantez açıyoruz. Biraz KHB İnşaat'ın kuruluş hikayesini merak ediyoruz. Nasıl kuruldu? Bu KHB İnşaat şirketini ortağımla birlikte, Hanif Bey'le beraber 2001'de bir araya gelerek kurduk. Hı hı. Bir araya gelmemizin nedeni de şöyle oldu. Benim arsam vardı. Hı hı. Hanif Bey'in de parası vardı. Bir ortak arkadaşımız bürosunda buluşarak arsa ve yani %50-%50 ortak kurarak inşaata başladık. Arsa benden, para Hanif Bey'den. Evet, Hanif Bey de beraber destek olmuşsunuz birbirinize. Evet. Çok güzel. Peki hizmetlerimiz nelerdir? Biraz projelerimizden bahsedelim. Burada hizmetlerimiz proje ve kat karşılığı. Hı hı. İnşaat yapıyoruz. Güzel. İnşaat sektörü. İnşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Yani vatandaşlara kaliteli yaşam alanları hazırlamaya çalışıyoruz. Güzel. Evet. Evet Mustafa Bey, neden Kahramanmaraş'ımıza yatırım yapmadılar sizce? Kahramanmaraş'ımız 3 bölgenin tam ortasında bulunmaktadır. Akdeniz iklimi de yaşıyor. Kara iklimi de birlikte yaşıyor. Yaşanıyor burada. Güzel bir memleketimiz olduğu için. Cana yakın misafirperver insanları ve tekstil sanayisi de çok geliştiği için bu şekilde yatırımcılar gelebilir. Herkesi davet ediyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Güzel. Peki biraz projelerimizden bahsedelim. Yani şu anda devam eden projelerimiz nelerdir? Yani şu anda devam eden projelerimiz 4 blok kanuni sitesi diye 80 daireli 14 iş yeri olan bir konutları yapıyoruz. Hı hı. Projesi hazırlanmakta olan 3 blok bir yerimiz var. 1 blok bir ay sonra başlayacağımız bir yer var. 195 metrekareli. Daha geniş daireli, değil mi? Daha evler. Geniş. O 3 blok başlayacağımız dairemiz 175 metrekare. 3+1. 60 daireli bir site şeklinde olacak. Devam. Daha sonra da altında fitness center'ı ve spor alanları, havuzu, yaşam alanı olan 2 blok daha yapacağız. 265 metrekareli. 2 blok şeklinde 44 daireli. Yani aslında yani baktığımız zaman artık ev değil, yaşam alanları oldu değil mi insanların? Yani yaşam alanları kapalı site şeklinde olan. Güvenli. Çocukların rahat bahçede, otopark, oyun alanlarında, hı hı, oynatabileceği güvenli bir mesken, mahal meydana getiriyoruz. Süper. Ama gerçekten baktığımız zaman özellikle depremden sonra inşaat sektörü daha çok gelişti. Daha çok denetim altında. Her önüne gelen inşaat yapamıyor artık. Yani o konuda da çok memnunuz. Önceden hacısı, hocası, öğretmeni de bir inşaat yapabiliyordu. Bir ortaklık kurabiliyordu. Şimdi ortaklıklar ve kooperatifler azaldı. Yapsata doğru yani parası olan ve işi bilen mühendis ve müteahhitler bu işi yapıyor artık.
Ve de tabii deprem yönetmeliğine de uygun olarak çözüyoruz. Yapılarımız 2001'den biz yapsata başladıktan sonra tüm yapılarımız zaten depreme dayanıklı hesap çözümlerinde ve kendim yapıyorum. Daha mı çok denetleme oldu? Denetleme derken eskiye göre projeleri karşılaştırmış olursak 1997'den önce yapılan da 97'den sonra yapılan yapılarda %30 maliyet artışı, demir ve beton artışı ile birlikte daha sağlam yapılar meydana gelmeye başladı. İnsanlar da daha rahat ediyorlar artık. Daha rahat ediyorlar tabii. Sonuçta insanlar ömürlerinde en fazla iki defa ev alsınlar. Yani her gün alınan bir şey değil bu. Her gün alınan bir şey değil. O yüzden de daha güvenli, daha kaliteli yapılara yönelmeleri gerekir. O daha güvenli, daha kaliteli yapıları da biz yapıyoruz. Evet, özellikle siz nelere dikkat ediyorsunuz inşaat yapımında? İnşaat yapımında özellikle betonun kalitesine, sulanmasına ve projesine uygun olmasına. Daha sonra da işte yerinde takip ederek kaliteli işçilik çıkarılmasında. Bunlar en tabii ki önemli dikkat şeyler, ettiğiniz dikkat noktalar. Ettiğimiz noktalar. Böyle olması gerekiyor. Sonuçta insan hayatı burada söz konusu değil mi? Muhakkak tabii. Evet. Yani bir vatandaş daire almak istediğinde görünüşünden çok kimin yaptığına kim bakarsa daha iyi bir sonuç alacağına eminim. Süper. Sizler de ömür boyu tabii ki onlarla aile gibi oluyorsunuz değil mi? Muhakkak tabii. Yani şu anda da zaten yaptığımız yerin merkezinde bulunuyoruz. Etrafımızda tüm yaptığımız yapılar. Takip ediyoruz. Sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bu şekilde bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Evet. Peki diğer illerden de buraya yatırım yapabilirler mi? Diğer illerden de buraya tabii ki yatırım yapabilirler. Şöyle yapabilirler. Komşu illerden buradaki yapılar daha ucuz. Ve daha çok öne açık, kazanmaya yönelik fiyat artışları oluştuğu için kar amaçlı yatırım yapabilirler. Evet. Çünkü komşuları düşünürsek Antep, Gaziantep, Adana, Kayseri'de metrekare şeyler satışları orada çok yüksek. Burada daha uygun. Daha uygun. Avantajlı. Buradan alıp tekrardan ön açık olduğu için satış yapabilip yatırım yapabilirler. Çok güzel. Peki kaç personel hizmet veriyoruz Mustafa Bey? Yani şantiyede yaklaşık 85-80 civarında. Projeye göre değişiyor değil mi? Tabii. Tabii projeye göre değişiyor. Genelde de bu şey projeleri durdurmuyoruz. Bu işçilere göre proje çıkartmaya çalışıyoruz. Öyle bir istihdamımız var. Güzel. Hedeflerimiz nelerdir? Nerelere götüreceğiz? KHB İnşaatı, BİF. Harf daha ekleyecek miyiz? Yoksa yok, kalacak mı? Kuşaktan kuşağa gidecek mi? Kuşaktan kuşağa gidecek şekilde bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Ve bir kaliteli yapı yapmakta da övünüyoruz zaten. Biz kaliteli yaptığımız için bizi tercih edenler Kahramanmaraş'a gelecekler. Kahramanmaraş'a gelecekler ve biz aslında yaptığımız yapıları alan kişilere değil de onları misafirleri için yapıyoruz. Görsünler, beğensinler, tekrar onlar da bizden alsınlar diye referans olsun. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Öncelikle herkesi Kahramanmaraş'a davet ediyoruz. Gelecekler, sizin bir çayınızı içecekler. Zaten buraya da yatırım yapmadan gidemeyecekler. İnşallah bekleriz herkesi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, görmüş olduğunuz gibi sizlere Kahramanmaraş'ımızdan seslendik. Öncelikle buraya geleceksiniz, bir çaylarını içeceksiniz ve buraya yatırım yapacaksınız diyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Herkesin bir evi olsun, o da KHB İnşaat'tan olsun diyoruz. Söz merkez stüdyolarımızda.